Evet, yeniden herkese selamlar, bir bayram tatilini daha bitirdik. Bu arada herkesin geçmiş Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ee, biz bayramda iken zaten dünyada e, çok olumlu olaylar olmadı. Yani yine biraz daha böyle bir olumsuz olaylar oldu. Amerika'da endeksler yüzde iki, ortalama yüzde ikilerde falan düşüşler oldu. Avrupa'da da bu düşüşler oldu. Yani enflasyon yüksek çıktı Amerika'da ve Amerika'da 3 faiz indirimine yönelik beklentiler 2'ye indirildi. Fed'in bazı üyeleri hani bu yıl faiz indirimine hazırlıklı olsak iyi olur şeklinde de mesajlar veren var. Ama tabii ki yine Powell'dan en son mesaj geldi bu yıl faiz indirimi olacak şeklinde bir cümlesi var. Ama tabii onun olmasını istediği için bu işler olmayacak. Yani ekonomi müsaade ettiği için faiz indirimi olacak. Bakalım ne olacak ama sonucunda şimdiden 3 tane faiz indirimi 2'ye kadar düştü. Bu tabii biraz daha olumsuz oldu. Hatta faiz indirimleri öteleniyor. Yani Haziran ayı mesela yine giderek azalıyor. Hazirandan da daha da öteye de gidiyor. Bunlar mesela oldu dünyada. Amerika'da yine bunun ardından 10 yıllık tahviller %4,35'lerden 4,60'lara kadar çıktı. haftayı bir miktar daha aşağıda bitirdi ama yine de yükseldi yani. Ons altın tabii rekor kırdı. 2374'ü biz orada izliyorduk. Grafik olarak açacağız. Oralara gitti. Ons altının gitmesinde dolar endeksinin yükselmesine rağmen bakın dolar endeksi 105'lere geldi. Ona rağmen ons altın gitti. Bunda tamamen yaşanan eee jeopolitik risklerin çok büyük bir etkisi var ve tamamen onsa yönelik bir alım oldu. Yani insanlar altına hücum ettiler. E, tabii ons şu anda çok kritik bir yere geldi. Buradan ne olur? Tam bunlarla biz uğraşıyorduk. Yani normal şartlarda bizde endekste e, zaten son 4 günde %9.7 bakın yani son 4 günde hatta 3.5 günde %9.7 gibi bir yükseliş yaşamış bir endeks var elimizde e, ve bayram tatilinden döndüğümüzde de böyle bir tablo vardı. Zaten hani buna yönelik bir miktar realizasyonların gelme ihtimalinden söz edecektik. Bütün bunlar varken bir de üzerine dün yaşanan İran-İsrail olayını yaşadık. Şimdi o konuda e, ben e, yazımı da yazdım. Siteye de yükledim kendi siteme tuncayturşucu.com Orada okumanız da mümkün. Yani dün e, evet yani bu sabaha uyandığımızda ve şu ana geldiğimizde ortada ağır bir savaş hali yok. Ortada yani bir saldırı yapıldı ve bitti. Ee, İran e, yüzlerce insansız hava aracını ve füzesini e, İsrail'e doğrudan kendi toprağından doğrudan İsrail'e gönderdi. Ve bunların çok büyük bir kısmı yani yüzde %99'u gibi bir kısmı daha İsrail'e bile ulaşamadan yolda Irak ve Ürdün üzerinde e, çok büyük ihtimalle ABD unsurları, yani ABD ve İngiltere. Fere unsurlarının e, müdahalesiyle zaten imha edildi. Çok az bir kısmı İsrail'e kadar ulaştı. Onları da zaten hava savunma sistemiyle zaten şey yaptılar. E, durum bu. Yani İran'dan sürekli mesajlar geliyor. Biz bunu misilleme amacıyla yaptık. E, çünkü 1 Nisan'da İsrail aslında çok ciddi de bir olay yaptı. Yani Suriye'deki başkentinde Şam'daki İran konsolosluğunu vurdu ve orada ikisi general rütbesinde olan 7 kişi öldü. Yani as ve İran bunun üzerinde biz bunu kendi toprağımıza yapılan bir saldırı olarak sayıyoruz ve bu bir savaş ilanıdır diye çıktı ve o günden itibaren İran hep biz misilleme yapacağız yapacağız dedi. Ee, pek çok istihbarat örgütü zaten hafta sonu İran'ın harekete geçeceğini Tahmin ediyordu yani buraya kadar hiçbir şey zaten e, tahmin edilemezdi zaten bütün bunlarla beraber on'sta petrolde yükselişler oldu e, ortada büyük ağır bir savaş hali yok O nedenle hani şu anda halen daha toplarla tanklarla falan yapılan bir savaş olsaydı hani Muhtemelen yarın e, çok çok kötü bir gün zaten olacaktı ama e, çok büyük ihtimalle olmayacak Eee ama yine de tabii ki olan bir şey var. O da şu o, İran İsrail'e bir saldırı yaptı ve doğrudan İran kendi toprağından yani bir devlet olarak İsrail'e bir saldırı yaptı. Bu tabii önemli bir olay, önemli bir unsur. Ee, şimdi diyeceksiniz ki İsrail'in İran'ın konsolosluğunu vur, vur vur vurmasının bundan ne farkı var? Aslında bir farkı yok. Çünkü orası da İran toprağı. Yani bu olay e, maalesef böyle oluyor ve bu konu Orta Doğu'daki gerginliğin devam etmesine neden olacak? İsrail'den kabineden açıklama geldi. E, o açıklamada bizim istediğimiz bir zamanda biz de misilleme yapacağız diye bir açıklama var. Ben tabii bir savaş analisti falan yani değilim. O konuda yorumlar yapamam ama hani analistleri bu konunun analistlerinin, yaptığı bazı yorumlar var yani bu olay bitmeyecek bir süre böyle misillemelerle devam edecek İsrail illa aynı İran gibi doğrudan hücum eden bir şey de yapmayabilir suikastler mesela olabilir gibi bu tarz pek çok yorumlar var ama bu konu daha fazla Orta Doğu'da sıcak gündem olmaya da devam edecek yani bunu da bilmekte de yarar var şimdi ee, dolayısıyla bunu neden ifade ediyorum şunun için yani bu arada Amerika'dan da bir açıklama var ee, Bunlar hep yeni haberler Amerika'da İsrail ediyor yani eğer sen buna karşılık bir saldırı yaparsan biz sana destek vermeyeceğiz diye çok net bir şekilde de ifade etti Yani bunlar tabi e, tansiyonu ve e, beklentileri biraz daha aşağıya doğru e, indiren e, olaylar yani biz bu havada giriyoruz bir kere ama hani geride kaldı diye bir yorum yapılacak bir durum yok ortada maalesef yeni bir e, gerginliğimiz var oldu bu konu yer yer gündeme de gelecek hem bu hem de biz bayramdayken hafta sonu e, pardon biz bayramdayken Amerika'daki endekslerin e, düşüşü gelen yüksek enflasyon gibi olaylar petrolün yükselişi gibi unsurlar. Ee, yani bunları biz mesela fiyatlamadık. Bayram sonrasında bunu da fiyatlayabiliriz. Şimdi sıkıntımız ne biliyor musunuz? Sıkıntımız şu, biz sadece 4 35 günde 9.7 gibi bir yükseliş yaptık. Yani bu çok ciddi bir yükseliş. Ben şimdi size grafiğimi açacağım şuradan e, ve orada hani iz, izlediğimiz bir senaryomuz var bizim. Bu arada o senaryoda da yeni bir üst banda attık. Bakın şimdi açıyorum bu tarafta ee, bu bizim endeksimiz şöyle öncelikle son üç buçuk günde bakın 1 2 üç buçuk yüzde dokuz nokta bir yükseliş şimdi bu kadar yükseliş var kucağımızda bu var ve biz şimdi böyle bir gündemle giriyoruz hani satış için bahanesi çok bol bir gündem o nedenle bir miktar satışlar realizasyonlar olabilir bu hafta içerisinde. Bunları yaşamamız mümkün. Yarın da mesela satıcılı bir açılış olabilir. Ama ne kadar etkili olacak? Onun hakkında biraz sohbet edelim. Mesela bakın şu anda bu bizim senaryomuzdu. Dikkat ederseniz endeks uzunca bir süredir 9.450 aşağıda da 8.300'ler arasında bu aralık içinde böyle bir yatay bir hareket yapıyordu. Bu arada 50 günlük ortalama bakın aşağıdan geldi yukarı doğru gitti. 50 günlük ile de bir flörtleşme yaşadı endeks. Altına düşmedi ve buradan aniden çok hızlı bir yükselişimiz oldu. Ve biz şu anda aylardır üzerine atamadığımız 9.450'nin şu kırmızı çizginin üzerine attık. Önemli bir harekettir. Bakın teknik analizde, stratejik teknik analizde uzun bir zamandır geçemediğim bir çizginin üzerine atmak... Önemli bir hamledir. O yüzden bu bence önemli bir hamle. Ee, şimdi burada ne olabilir? Şu olabilir. Hani endekste bir realizasyon olabilir. Zaten o yarım gün arifede de bir e, doji şeklinde bir kapanış oldu. Bakın sert yükseliş sonrasında bir doji oluşursa, bu hani ertesi gün satış gelme ihtimali yüksek bir e, formasyondur. Hem bu var hem de işte. Güçlü yükselişle gelebilir. Şimdi 9450'deki bu kırmızı çizgiye doğru bir geri çekilmemiz olabilir. Şimdi satışlar eğer bu çizginin üzerinde karşılanırsa pazartesi, salı, çarşamba falan böyle karşılanırsa tekrar buradan yukarı doğru dönüş olabilir. Çünkü endeksteki hava olumlu ve pozitif bir hava var zaten. Yani bunu da göz ardı da edemeyiz. Bugün e, Merkez Bankası bir günde buçuk milyar dolar alım yaptı. Bu çok önemli bir olaydır. Yani bir günde Merkez Bankası'nın alımı ya e, vatandaş çok fazla satıyordur... ...ya da e, Türkiye'ye bir yabancı bir fon girişi olmuştur. Yüklü miktarda o dövizi e, Merkez Bankası alıyordur. Tabii kurun da düş, düşmesini çok istemiyoruz çünkü... Ee, o da ihracatımızı da çok negatif etkileyebilir. Ee, yani merkez bankası için güzel bir rezervlerini arttırmak için iyi bir fırsat oldu. Bu oldu. Bunun arkasında zaten endekste bir tetiklenme oldu ve iyimser bir hava oldu. Yani söylemek istediğim şu şu: Olumlu bir havadayız ve bu olumlu havayı bozucu şu anda çok fazla etmen yok. Hani bu hafta sonu yaşanan bu hadise. Bugüne geldiğimizde hala çok ciddi bir savaş ortamında falan eğer oluyor olsaydık kötü olacaktı yani ama şu an için hani sanki endeks üzerinde sınırlı bir baskı yaratacakmış gibi bir baba var. Bu 9.450'nin altına düşmedikçe açıkçası çok fazla hani canımızı sıkacak bir durum yok. 9.450'nin altına düşsek bile yani bakın aşağıda 50 günlük ortalamanız var sizin. Onu da okuyayım size o neredeymiş? O da şu anda 9063'te ama o tabii yükseliyor sürekli. 30 30 40 40 yükseliyor. Yarın 9100 olacak, 9200 olacak falan. Bu şekilde de yükselecek o da mesela. O yüzden hani 9450'nin altına inse bile aşağıda bir 50 günlük var. ikinci bir destek, yakın destekler olacak. Yani beğen olsam özetle şunu söylemek istiyorum. Ben... Ee, çok fazla panik yapmamakta yarar var. Endekste bu tarz düşüşler her zaman olabilir. Benim uzun vadeli düşüncem hala devam ediyor. 2024 sonunda endekste ve bizde ve dünyada bir rally yaşama ihtimalimiz hala bence çok çok yüksek. Hatta 2025'i de içine alacak şekilde bir yükseliş piyasamız olabilir. O yüzden bence şu anda yapılması icap eden şey sahip olduğunuz hissenize sahip çıkmak yani sıkı sıkı ona sahip çıkmak yani endeks düşecek korkusuyla satış yapmaktansa mevcut hissemi tutup endeks düşerse ilave hisse almanın daha doğru bir taktik olduğunu düşünüyorum ben orta vadede ve uzun vadede ha kısa vadede birkaç gün içerisinde düşüşler falan olabilir ama eğer siz pozisyonunuzu tutan bir yatırımcıysanız bu tarz hareketler sizi çok fazla etkilemez. Ama siz e, borsaya sadece günlük bazda yaklaşan birisiyseniz e, o zaman size Allah kolaylıklar versin diyeceğim. Bunun haricinde ons altına bir gelelim. 10 altında e, çok kritik bir yerdeyiz. E, size açayım oradan e, şuradaydı ons altın orada e, grafiğimizi de güncelledik. Yeni bir hedef var. O hedef çok enteresan bir yerlere geldi. Şimdi ons altın hareketi bu. Bakın bu e, grafik çok uzun vadeli bir grafik. 2020'den beri gelen biraz alalım. Kısa vadede yapılan hareket bu. E, şimdi şurası çok önemliydi. 2072'lerin üzerine eğer atarsa ons altın bakın uzunca bir zamandır bu aralığın içerisindeydi. Böyle böyle böyle. Çok uzunca bir zamandır içine hapsolduğu aralığı kırıyordu. Ve 2072 önemli bir tarihsel bir zirveydi. Yani tarihi zirveyi kırıyorsa bir enstrüman orada bir kere bir önünüzü ilikleyeceksiniz. Yani ne oluyor diyeceksiniz. Önemli. Yani teknik analizde şimdi yani şu çizgiyle şu çizgi aynı değil. Bu kırmızı çizgi aynı değil. Bu kırmızı çizgi çok çok önemli bir çizgi. Onu söyleyeyim size. Hatta bu kırmızı çizginin şöyle falan olmasında yarar var. Hatta ve hatta şöyle olmasında yarar var. Yani bu yani diyor ki ben en önemliyim diyordu. Bunu kırdı ve kırdıktan sonra çok hızlı bir şekilde de gitti. Hani şurada bir zirve vardı. Onu da eğer aşarsa daha da hız hızlanır diyorduk. Hakikaten kırdı. Üstünden destek alıp gitti. Şimdi e, şurası tamamen şuradaki simetrik şey mesafeydi. Bu simetriki aldığımız zaman önümüze 2374 gibi bir hedef çıkıyordu. Sanki hani böyle elimizde çizmişiz gibi on saltın geldi. Onun üzerine biraz bir çıktık tabii. Bir, bir savrulma her zaman olur. 2431'e geldi. Oradan ama aşağı doğru bir satışla yine bu sarı çizginin altında bir kapanış yaptı. Yani bir aslında normalde bakıldığında bu bir dönüş formasyonu olabilir çünkü çok hızlı yükselişin ardından oluşan hele şu son çubuk biraz daha hani realizasyon. Ama bir kere taktiksel olarak şunu söyleyeyim bir çok önemli bir dirence geldi. Bu direnceden buraya yakın yerlerden alım yapmak bence çok risklidir. Ne zaman alım yaparsın? Bu ta böyle aşağıya iner. Şöyle bir aşağı doğru bir gazı bir alınır. O zaman alım yaparsın. Ya da bunun üzerine, 2074'ün üzerine çıkar ve yerleşir. Ha, i̇şte o zaman alım yaparsın. O zaman emin olursun. Bunun üzerine yerleşirse endeksin yeni hedefi 2733 e, ons bölü dolar olabilir. Yeni bir hedef yapar. Ne zaman yapar? Tekrar ediyorum. 2374'ün üzerine yerleşirse yapar. Yerleşti mi? Yerleşmedi. Şu anda yerleşmedi. Şimdi bir de bu savaşın gerginliği de bitti. Ee, bunun etkisi de biraz olabilir ons altında. O nedenle bu noktalarda biraz realizasyonlar olabilir. Peki bu kadar jeopolitik risk varken ons altında ya bu dirence gelmiş buradan ben bir short yapayım kısa pozisyon açayım demek doğru mudur? Bence yanlıştır. Bu kadar dünyada bu kadar jeopolitik politik riskler, olaylar varken ve hatta bu İran olayı da daha yeni yeni olmuşken çıkıp da buradan e, yani altında kısa pozisyon üzerinde devam etmek bence çok büyük bir yanlıştır. E, kısa açılmaması lazımdır, long açılması lazımdır ama buradan değil. Burası artık yani olan olmuş giden gitmiş noktası. Buradan aşağı doğru bir düşüş olursa, bir yerlerde bir, bir dengelen mesela 2220'lere doğru bir düşüş olursa güzel bir alım için bir fırsat olabilir. Mesela long ya da tekrar ediyorum 2374'ün üzerine şu sarı çizginin üzerine çıkar ve yerleşirse şuradaki gibi bakın şurada mavi çizgiyi aşıyor ve üzerine yerleşiyor. Ee, bunun üzerine çıkarsa işte o zaman yani şöyle bir hareket gibi bir şey olursa o zaman yeniden tamam yukarıdan alırsınız, belki 2420'lerden falan alırsınız ama en azından emin olmuş olursunuz. Yani emin olarak almış olursunuz. Bu Bunların haricinde söyleyeceğim çok fazla şey yok. Hani endeks iyi yükseldi, iletişim sektörü ve sigorta sektörü geçen hafta oldukça fazla yükseldi. Düşen bir endeks de yok. Geçen bir haftalık yani endeksin şeyinde. O yüzden iyi bir haftayı geride bıraktık, iyi bir algılamaları geride bıraktık. O yüzden bu e, algı devam edebilir endekste ama bu bu tarz olaylar geçici, kısa vadeli dalgalanmalara neden olabilir her zaman. Ama tarihte biz bunu çok gördük. Yani bölgesel riskler veya savaşlar ilk başta piyasaları sert vururlar ama bunun etkileri geçtikten sonra piyasalar tekrar yönünü yukarı çevir. Hatta daha da yükseklere, daha da yeni rekora bile yükselirler. O yüzden e, sabretmek ve sakin olmak bu işin en önemli şeysi, ayrıntısı. Aman eyvah öldük bittik falan şeklinde bir hareket yapmak yanlıştır. Bu tarz bir hareket yapıyorsanız çok büyük ihtimalle siz ya e, günlük iş yapıyorsunuzdur ya da e, kendinizi çok riske e, atıyorsunuzdur. Yani Orada kaybedeceğiniz beş ya da yüzde onluk bir kayıba tahammül bile edemiyorsunuzdur. Ee, eğer böyle birisiyseniz ya e, borsayı yanlış e, anlamış olabilirsiniz, yanlış riskler alıyor olabilirsiniz. Ya da piyasa, borsa hisse senedi size uygun bir piyasa olmayabilir. Onu da ifade edeyim. Ee, ben... E haftaya bizde cari işlemler verisi var. Çarşamba günü bunu biz alacağız şubat ayında. Aslında 3 aşağı 5 yukarı zaten tahmin edilen bir veri bu. Şubat ayı verisi bir kere çok hani yeni bir veri değil ama orada hani yurt dışı yatırımlar, taze girişler var mı yok mu bunları bir kere görmemiz açısından önemli olacak ama hani piyasayı çok etkileyici bir durum değil. Pazartesi ve salı hazinenin açacağı e, ihaleler var. Bunları izleyeceğiz. Hani orada oluşan faiz oranı, satış miktarları e, bu da önemli olabilir. Şimdi 18 Nisan ile 21 Nisan arasında e, Amerika'da Dünya Bankası ve IMF'in yıllık geleneksel yaptıkları bahar toplantıları var. Bu toplantılara katılmak üzere Mehmet Çimşek ve ekonomi yönetimi Amerika'ya gidecek. Yani e, özel bir neden için gitmiyorlar. Böyle de yorumlar var. O yüzden söylüyorum yanlış o, o tarz yorumlar. Normal bir şey. Yani bunun tarihi çok önceden belli olan bir gidiş. E, e tabi orada temaslarda e, ne olur? Nasıl açıklamalar yapılır? Bunları da yakından izleyeceğiz elbette Yani bunlar da önemli olacak. E, belki sürpriz bir şeyler gelir. Olumlu şeyler gelir. Bunlar da bizi pozitif etkileyecek olaylar. Avrupa'da e, perakende satışlar ve sanayi üretim verisi var. Amerika'da da. E, sanayi üretim verisini falan alacağız. Hani veri akışı açısından öyle çok e, ağır bir e, haftamız yok ama en önemli gündem elbette ki e, İsrail ve İran arasındaki bu, bu gerginlikler, İsrail'in ne yapacağı, nasıl hareket edeceği bunlar yine gündemde olacak ve takip edeceğiz. Bunun haricinde e, piyasamız aslında iyi, güzel. O konuda bir şey yok çok fazla bilançolardan falan bahsedemedik. Başka bir yayında inşallah onlardan da sözünü ederiz. kendinize iyi bakın. Rahat olun, sakin olun. Hoşçakalın. hoşça kalın. İyi bir hafta olsun inşallah. İyi günler.